Arkadaşlar merhaba. Türkçe Hane kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin en kaliteli yayınlarından biri olan Limit Yayınları'nın Kronometre Dil Bilgisi Soru Bankası'nı çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden isimler konusunun ilk 3 testini çözmeye başlayalım. Birinci soruda aşağıda verilenlerin hangisindeki altı çizili sözcükler arasında böyle bir durum söz konusu değildir demiş. İki ülke yıllarca gereksiz yere savaştı. Savaşmak fiil görevindedir. Bu hiç kimsenin beklemediği bir savaştı ifadesinde ise savaş burada nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden birincisi fiil, ikincisi ise isimdir. İki sözcük arasında anlam açısından bir ilişki söz konusudur demiş. Arkadaşlar anlam açısından bir ilişki söz konusuysa biz bunlara ne diyoruz? Kökteş sözcükler diyoruz arkadaşlar. Bakalım çocuğun ilgisini çeken hep pembe boya oluyordu ifadesinde boya burada isim görevinde kullanılmıştır. Evin duvarları kirlendiği için boya dedi bana ifadesinde ise burada boyamak fiilinden bahsediyor. Dolayısıyla bu da fiildir. Bunlar da kökteştir. Aralarında anlam ilgisi vardır. A seçeneğini elemiş olduk. En beğendiği spor dalı güreşti ifadesinde. Bakın burada güreş isim görevinde kullanılmış. İki pehlivan kıyasıya güreşti ifadesinde ise güreşmek fiildir. Aralarında anlam ilgisi var mı? Var. Bundan dolayı biz B seçeneğinde demiş olduk. Elinden yere düşen kırmızı bir güldü ifadesinde ise gül burada isim görevinde kullanılmış. Anlatılan fıkraya herkes çok güldü ifadesinde ise gülmek fiil görevinde kullanılmış. Peki bir çiçek olan gülle gülmek arasında doğrudan bir anlam ilgisi var mı? Yok. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Sesteş kök diyoruz. Aralarında anlam ilgisi bulunmayan sözcüklere. Yukarıdaki ifadeyle aynı olmayanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Annesinin yaptığı zeytinyağlı yemeği tatlı ifadesinde tatmak fiil. Yemeğin ilgi çekmesini sağlayan ekşi tatlı ifadesinde ise tat burada nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Bu da kökteştir. Aralarında anlam ilgisi vardır. D seçeneğini elemiş olduk. Hepimizin ihtiyacı olan tek şey barıştı ifadesinde barış isim görevindedir. İki arkadaş yıllar sonra barıştı ifadesinde ise barış fiildir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar arasında da anlam ilgisi var. Bundan dolayı bu da kökleştir. E seçeneğinde elemiş oluruz. Bu dizeler dil bilgisi açısından incelenecek olursa aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez demiş. Adım 3 kere geçti saçma sapan bir filmde. Yalnız olsam çok ağlardım ama annem bakıyordu. Otoban dolusu gürültüyü sıkıştırıp beynime anne dedim hadi çay koy da içelim. Bir at tamlaması sıfat görevindedir. Nerede var arkadaşlar? Bakın otoban dolusu ifadesi birincisi ek almamış. İkincisi iyelik eki almış. Dolayısıyla bu nedir? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki gürültü isim görevindedir. Nasıl gürültü? Otoban dolusu gürültü. Görmüş olduğunuz gibi isim tamlaması niteleme sıfatı görevinde kullanılıyor. Bundan dolayı da A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. İyelik ekinden sonra yaklaşma durum eki alan sözcük vardır diyor. Nerede var? Beynime kelimesine bakabiliriz. Bakın benim beynim desem tamlayanı düşmüş at tamlamasıdır. Buradaki imeki iyelik ekidir. E eki de arkadaşlar yaklaşma hal eki olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı da B seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Yansımadan doğmuş bir sözcük adın belirtme durum ekini almıştır. Belirtme durum eki neydi? I, i, u ve ü ekleriydi. Nerede var yansıma sözcük? Bakın gürültü sözcüğü yansımadır. Bunun sonundaki ü de arkadaşlar belirtme hal ekidir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Bir at birden fazla sıfat tarafından nitelenmiştir. Parçaya bakalım. Arkadaşlar dursun bu. Yalın durumda birden fazla ada yer verilmiştir diyor. Yalın durum neydi? Hal eki almamış isimlere denir. Bakın çay yalın haldedir. Anne yalın haldedir. Üç sözcüğü yalın haldedir.
Dolayısıyla birden fazla yalın isim kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu delemiş olduk. Bu parçada bir ad birden fazla sıfat tarafından nitelenmediği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim göreviyle kullanılmamıştır? Bu yangın yerinde soğuk kül vardır diyor Rıza Tevfik ifadesinde. Bakın ne yeri? Yangın yeri. Belirtisiz isim tamlaması. O yüzden bu sözcük isim görevindedir. Soygun yapmaya çalışan iki şahıs polis tarafından yakalandı ifadesinde ise buradaki soygun sözcüğü de yine isim görevinde kullanılmıştır. Malta ve Magosa bir dönem sürgün yeri olarak ünlenmiştir ifadesinde ise bakın yer, isim, ne yeri, sürgün yeri. Bu da arkadaşlar yine nedir? İsimdir. Çünkü belirtisiz isim tamlaması var burada. Katip Çelebi Osmanlı döneminden bilgin biri olarak tanınmıştır ifadesinde ise biri sözcüğü ismin yerine geçmiş belgisiz zamirdir. Nasıl biri? Bilgin biri. Bu da nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sanatçının Bozgun şiirini okurken beklediğim etkiyi bulamadım ifadesinde ise Bozgun sözcüğü de nedir yine? İsim görevinde kullanılmıştır. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük tür bakımından ötekilerinden farklıdır? Yazın kavurucu sıcağından korunmak için dışarı pek çıkmıyor ifadesinde sıcak, isim, nasıl sıcak, kavurucu sıcak, niteleme sıfatıdır. İzleyici davranışları üzerinde yaptığı araştırma hakkında bilgi verdi ifadesinde ise izleyici burada arkadaşlar isim görevinde kullanılmıştır. Sürükleyici macera romanlarını okuyarak zaman geçiriyordu ifadesinde ise macera isim, nasıl macera, sürükleyici macera, bu da niteleme sıfatıdır. Kırıcı davranışlarıyla birçok kişinin kendisinden soğumasına yol açtı ifadesinde ise davranış, isim, nasıl davranış, kırıcı davranış, bu da niteleme sıfatıdır. Ömer Seyfettin akıcı üslubuyla hikaye türünü okuyucuya sevdirmiştir cümlesinde üslup, isim, nasıl üslup, akıcı üslup, niteleme sıfatıdır. Bize farklı olanı sormuştu arkadaşlar. B seçeneğindeki sözcük isim olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü değişir demiş arkadaşlar. Öğretmen odasındaki eşyaları güzel şekilde dizdi ifadesinde öğretmen isimdir. Kaldırdığımızda arkadaşlar yine isim olarak kullanılır öğretmen odasıdır. Dolayısıyla burada değişiklik olmadığını görüyoruz. A seçeneğini eledik. Çocuk elbiselerini düzenli şekilde dolaba dizmişti ifadesinde. Çocuk isim, çocuk elbiseleri bakın yine değişmiyor. Dolayısıyla yine isim görevinde bunu da elemiş olduk. Kadın sesini duyurmak için hikayeler kaleme alıyor ifadesinde ise kadın isim, kadın sesi yine isim görevindedir. Burada da bir değişiklik söz konusu değil. Bunu da eledik. Kalabalık caddeye doğru öfkeyle yürümeye başladı ifadesinde kalabalık isimdir. Kalabalık cadde dersem bu sefer de niteleme sıfatı olur. Türünün değiştiğini görüyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Roman gerçeğin sanata iz düşümüdür denilebilir ifadesinde ise roman isimdir. Yine virgülü kaldırdığımızda da isim görevinde kullanıldığı görülmektedir. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Birinci sözcük iyilik ekinden sonra tamlayan eki almış bir addır. Türünden kelimesine bakıyoruz. Boynuz gaga türü dediğimizde arkadaşlar şuradaki ü nedir? Bakın bu iyilik ekidir. Türünden biri ifadesinde ise bu danden eki bazen tamlayan eki yerine kullanılabiliyor. İn, in, un, ün olabiliyor arkadaşlar. Türünün biri anlamlı bir bütün oluşturdu mu? Evet. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Ayrılma hal eki özelliğini yitiriyor. Tamlayan eki olarak kullanılıyor. Bakın belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Bu konuyu arkadaşlar size tamlamalar konusunda anlatacağım. O yüzden fazla takılmayın. İkinci sözcük tamlanan ekinden sonra bulunma hal eki almıştır. Bakalım Tayland'ın güneyi dediğimizde iyi burada nedir? İyilik ekidir. Yani tamlanan ekidir. D'de bulunma
Hal 2'dir arkadaşlar. Bu da doğrudur. B seçeneğinde demiş olduk. Üçüncü sözcük bulunma ikinden sonra sıfatlaştıran bir ek almıştır diyor. Bakalım. Bakın ormanlarda isim hangi ormanlarda? Düzlüklerdeki ormanlarda. Buradaki ki eki nedir arkadaşlar? Sıfat yapan ki'dir. Aynı zamanda D'de bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bulunma ikinden sonra sıfat yapan ki geldiği için bu da doğrudur. Bunu delemiş olduk. Dördüncü sözcük belirtme iki almış somut bir addır diyor. Bakalım arkadaşlar gergedan boynuzu dediğimde boynuz kök halindedir. Bakın buradaki U nedir arkadaşlar? Ne boynuzu? Gergedan boynuzu. Bu ikisi beraber belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla U eki de burada iyilik eki görevinde kullanılmıştır. Bu belirtme hal eki değildir arkadaşlar. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci sözcük yaklaşma iki almış tekil bir addır demiş. Bakalım tabaka kelimesine baktığımızda bakın yaklaşma hal ekini almış. Aynı zamanda bu nedir? Tekildir arkadaşlar. Larler iki yok. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış isimlerden hangisi hal eki almamıştır? Çin'de D bulunma hal eki olarak kullanılır. Nüfusta yine buradaki ta bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Dört katı sıfat tamlamasıdır. Buradaki A nedir arkadaşlar? Bu da yaklaşma hal eki olarak kullanılmıştır. Dönemde dediğimizde dönem isim D yine bulunma hal eki görevinde kullanılmıştır. Tüketimi ifadesinde ise bakın süt ve süt ürünleri tüketimi. Süt tüketimi dersem belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Tüketmekten tüketim olmuş. Şuradaki i ise nedir? İyelik ekidir. Dolayısıyla burada bir hal eki yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Biri sözcüğü sayı anlamında kullanılırsa isim, belirsizlik anlamında kullanılırsa belgisiz zamir olur demiş. Buna göre biri sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Bakalım. Biri bilmeyen, birini hiç bilmez ifadesinde bakın biri sözcüğü sayı anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bu isimdir. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar ifadesinde ise bu biri sözcüğü ismin yerine geçmiş fakat kim olduğu belli değil. O yüzden değerli arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar da belgisiz zamirdir. Çocuklardan biri ödevini tam yapmamıştı ifadesinde yine biri ismin yerine geçmiş ama kim olduğu belli değil. O yüzden belgisiz zamirdir. Victor Hugo'nun sözlerinden biri beni etkiledi ifadesinde ise bakın sözlerinden biri demiş. Sözün yerine geçmiş ama hangisi olduğu belli değil. O yüzden bu da belgisiz zamirdir. Adamın biri diye başlayan birçok fıkra vardır ifadesinde ise buradaki adamın kim olduğu da belli değil. O yüzden ismin yerine geçmiş ve bu da belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bu da nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Biri kelimesi burada isim görevinde kullanılmıştır. Dokuzuncu soru. Cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Romanda bir insanlık dramı bütün yönleriyle ele alınıyor ifadesinde. Ne dramı? İnsanlık dramı. Buradaki insanlık sözcüğü isim görevinde kullanılır. Günlük yazımı edebiyatımızda tanzimattan sonra başlamıştır ifadesinde ise ne yazımı? Günlük yazımı. Burada arkadaşlar yine isim görevindedir. İlkokul öğretmenimiz bizim için adeta bir iyilik meleğiydi ifadesinde ise bakın ne meleği, iyilik meleği. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Bu da arkadaşlar isim görevindedir. İstanbul'da güzel bir kiralık daire bulmak çok kolay olmuyor ifadesinde ise bakın daire isim, nasıl daire? Kiralık daire niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Saf şiiri benimseyenler güzellik anlayışına önem vermişlerdir ifadesinde ise ne anlayışı? Güzellik anlayışı. Bu da yine isim görevinde kullanılmıştır. 10. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır diyor.
Edebiyatı insanı ve toplumu anlamanın, bakın arkadaşlar burada toplum nedir? İsim görevindedir. Ve anlatmanın bir aracı olarak gören Jungersen, burada da anlatmak fiildir fakat anlatma demiş. İsim fiil ekini almış arkadaşlar sözcük. Bundan dolayı bu da isimdir. Çalılıkta söz konusu tarihsel dönemin gündelik olaylarından ziyade o çağın duygu ve düşünce biçimlerini öne çıkarmıştır ifadesinde. Bakın ne biçimleri? Düşünce biçimleri isim, duygu biçimleri isim ama olaylar isim. Nasıl olaylar? Gündelik olaylar. Bu da nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, birinci testi bitirdik. İkinci teste geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi isim olarak kullanılmamıştır? Bakalım. Gerilim türü derken gerilim isim görevindedir. Bulmaca misali demiş. Ne misali? Bulmaca misali. Burada da arkadaşlar isim görevinde kullanılmıştır. Çözme süreci diyor. Ne süreci? Çözme süreci. Burada da isim görevinde kullanılmıştır. Ne duygusu? Adrenalin duygusu. Burada da isim görevinde kullanılmıştır. Bakın yer isim. Nasıl yer? Önemli yer. Önemli sözcüğü burada ismi belirttiği için niteleme sıfatında kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Hemen kalemimi değiştiriyorum ve ikinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir isim değildir demiş. Bakalım koku burada nedir arkadaşlar? Somuttur. Beş duyu organıyla algılanabilir. O yüzden burada somut bir isim görevindedir. Bunu elemiş olduk. Çiçekli örtü demiş. Bakın örtü isim. Nasıl örtü? Çiçekli örtü niteleme sıfatıdır. Çiçek somuttur fakat dikkat edin altı çizili sözcük demiş. Burada altı çizili sözcük olan çiçek kelimesi niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yine sıcaklar somuttur ve isimdir arkadaşlar. Ses yine somuttur ve isimdir. Sert kelimesi de yine somuttur ve isim görevinde kullanılmıştır. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi isim olarak kullanılmamıştır diyor. Matematik dersinde başarılı olmak piyano çalmaya benzer. Çünkü hangi notaya basarsan o sesi verir ifadesinde. Başarılı olmak ifadesinde başarı isimdir. Piyano çalmaya derken arkadaşlar yine bakın çalmak fiildir. Ama isim fiil ekini almış. Sözcük isim olmuş. Biliyorsunuz fiilimsilerin hepsi yapım ekidir. Burada da fiilden isim yapım eki var. Bundan dolayı bu da isimdir. Hangi nota demiş arkadaşlar. Bakın nota isim. Burada hangi sözcüğü ismi belirtmiş? Dolayısıyla arkadaşlar soru yoluyla belirtmiş soru sıfatı var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yine ses kelimesinde isim olduğu görülmektedir. Dördüncü soru. Verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Dostu olan dost yoluna bakınır ifadesinde arkadaşlar ne yolu? Dost yolu belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden bu sözcük de isim göreviyle kullanılmıştır. Siyah saçlarını eğlersin perde ifadesinde ise bakın saç isim, nasıl saç, siyah saç niteleme sıfat olarak kullanılmış. Ayrılık derdine doyamadığım ifadesinde ise ne derdi, ayrılık derdi belirtisiz isim tamlaması var. İsim görevinde kullanılmış. Yüceden mi geldin sen seher yeri ifadesinde yine belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden seher sözcüğü de isim görevindedir. Kudret kalemini çekme başını ifadesinde ise ne kalemi, kudret kalemi belirtisiz isim tamlaması kullanılmış. Dolayısıyla kudret sözcüğü de isimdir. Bizde arkadaşlar farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneğidir. Siyah sözcüğü burada niteleme sıfat olarak kullanılmıştır. Beşinci soru. Verilen dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Bakalım. Yeşil başlı gövel ördek derken bakın arkadaşlar baş isim nasıl baş? Yeşil baş niteleme sıfat olarak kullanılmış. Siyah giyme sözü olur. Ne giymesini arkadaşlar? Siyah. Görmüş olduğunuz gibi siyah sözcüğü burada isim olarak kullanılmıştır. Ak elleri deste deste güllüdür ifadesinde el isim. Nasıl el, ak el yine niteleme sıfatıdır, ismi belirtmiş. Ala gözlerine sürmeler çekmiş, göz isim, nasıl göz, ala göz, bu da niteleme sıfatıdır. Nedendir der, kömür gözlüm nedendir ifadesinde
Göz isim, nasıl göz, kömür göz. Bu da nedir arkadaşlar? Niteleme sıfat olarak kullanılmış. Bize farklı olanı sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi B seçeneğinde siyah sözcüğü isim olarak kullanıldığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır? Ayrılık, özlem konuları derken ne konuları? Özlem konuları isim görevinde. Ne konuları? Ayrılık konuları. Bu da isim görevindedir. Duygusal şiirler demiş. Bakın şiir isim. Nasıl şiir? Duygusal şiir. Bu da niteleme sıfatı görevindedir. İsmi belirtiyor değerli arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız farklı olanı sorduğu için C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Halk edebiyatı belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Halk nedir arkadaşlar? İsim görevindedir. Ne türü? Güzelleme türü. Yine belirtisiz isim tamlaması var. Bu da isim görevinde kullanılmıştır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır diyor. Komisyon okutulacak ders kitaplarını belirlediği ifadesinde hatırlayın konu anlatım videosunda bahsetmiştik arkadaşlar. Orada komisyon ifadesi vardı. Topluluk ismidir. Bunu elemiş olduk. Dergide farklı şairlere ait birçok şiire yer verilmiş. Dursun. Çoban sürüyü köyün yakınındaki dağda otlatmıştı ifadesinde sürü topluluk adıdır. Bunu da elemiş olduk. Jüri gönderilen şiirleri titiz bir şekilde inceledi ifadesinde yine jüri ifadesi konu anlatım PDF'lerimizde de vardı hatırlarsanız. Bu da topluluk adıdır. Bunu da elemiş olduk. Millet bu konuda doğru kararı elbette verecektir ifadesinde. Millet de nedir arkadaşlar? Yine topluluk adıdır. Bunu da elemiş olduk. B seçeneğine topluluk adı yer almadığı için doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Sekizinci soru. Cümlelerin hangisindeki altı çizili tür adı gerektiğinde bir özel isim olarak kullanılamaz demiş. Lale bildiğiniz gibi kız isimler içinde kullanılıyor. Dolayısıyla özel isim olur. Bunu elemiş olduk. Barış yine erkek isimler için kullanılıyor genel itibariyle. Bu da özel isim olarak kullanılır. Bunu da elemiş olduk. Ömür bu da arkadaşlar insan adları için kullanılabiliyor. Bunu da elemiş olduk. Deniz hem kızlar hem erkekler için yine kullanılabiliyor. Bunu da elemiş olduk. Sınıf, değerli arkadaşlar sınıf diye şu ana kadar özel isim duymadık. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sadece tür adı olarak kullanılıyor. Dokuzuncu soru. Bu parçada geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri at görevli değildir demiş. Bakalım. Bu benim dilim bir denizdir ifadesinde deniz isim, dilde isim. Derinliğiyle gözün erişemeyeceği, genişliğiyle sınırsız gücü ve güzellikleriyle derken de göz burada yine isim görevindedir. Dibinde gün görmemiş inciler yatar. Üstünde bin bir rengin çalkantısı var ifadesinde ise inciler isim, nasıl inciler, gün görmemiş inciler niteleme sıfatı, dip kelimesi de isim görevinde kullanılmıştır. Neyin çalkantısı, rengin çalkantısı bu da isim görevindedir. Dolayısıyla arkadaşlar 5 numaralı sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümledeki altı çizili adın nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Olumsuz fikirler ne türlü toprak olursa olsun boy veremez ifadesinde. Bakın arkadaşlar larler nedir? Çoğul ekidir. Dolayısıyla bu bir çoğul isimdir arkadaşlar. Topluluk adlarını elemiş olduk. Tekil adı da eledik. Fikir nedir? Fikir soyuttur arkadaşlar. Şu iki seçenek arasında devam edebiliriz. Peki fikir özen midir? Cins midir arkadaşlar? Tabii ki cinstir yani tür adıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad durum eklerinden birini almamıştır diyor. Hemen sözcüklere bakıyorum arkadaşlar. Bakın D bulunma hal ekidir. Dengesini derken onun dengesi dersen buradaki i iyilik ekidir. Şuradaki i de arkadaşlar sondaki i de belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Taşımadığını ifadesinde yine buradaki i belirtme hal ekidir. Tekniğine dediğimde ise buradaki e yaklaşma hal eki olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yazınsal kelimesine bakacak olursak yazmaktan yazın, yazından da yazınsal olmuş.
Yani yazmak fiil kökü, yazmaktan yazın olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Yazınsal dediğimde ise buradaki ek ise isimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla hal eki var mı? Yok. Durum eki var mı? Yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Düşünce dünyası derken düşünce isim, okuma süreci derken okuma isim, okurun süreci arkadaşlar bakın belirtili isim tamlaması o yüzden okur kelimesi de isim. Sıradan bir okurun demiş. Okur isim. Nasıl okur? Sıradan okur. O yüzden sıradan sözcüğün niteleme sıfatıdır. Ne vardır? Farklılıklar vardır. Farklılıklar sözcüğü de burada isim görevidir. Farklı olanı sormuştu. 4 numaralı sözcük niteleme sıfatı görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci testin son sorusuna geçiyoruz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük yönelme eki almış bir eylem adıdır demiş. Bakalım anlatmaya derken buradaki A yönelme ya da yaklaşma hal ekidir. Anlatmaktan anlatma olmuş isim fiil eki almış. Dolayısıyla arkadaşlar bir eylem adıdır doğrudur. A seçeneğini elemiş olduk. İkinci sözcük belirtme eki almış bir sözcüktür diyor. Bakalım her şeyi dediğimde şey belgisiz zamirdir. Buradaki i nedir arkadaşlar? Bu da belirtme hal ekidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Üçüncü sözcük hem iyilik hem belirtme eki almış bir isimdir diyor. Bakalım kalbinizi dolduran ifadesinde sizin kalbiniz desem tamlayanı düşmüş belirtili isim tamlaması var. Buradaki iniz eki iyilik ekidir. Yani tamlanan ekidir arkadaşlar. Buradaki i de belirtme hal ekidir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş olduk. Dördüncü sözcük çoğul eki almış somut bir isimdir diyor. Bakalım duygular ifadesine baktığımızda çoğul eki var. Doğrudur. Fakat arkadaşlar bu somut mudur? Duygu kelimesi soyuttur. Bakın bize somut demişti hatırlarsanız. Bundan dolayı D seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Beşinci sözcük iyilik ekinden sonra kalma durum eki almıştır demiş. Yine sizin kalbinizde desem iniz iyilik ekidir. D de bulunma hal ekidir arkadaşlar. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar son testimiz olan üçüncü testin birinci sorusuna geçiyoruz. Cümlelerin hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır? Bu yıl okulda sınıfların temizliği için özel çaba sarf ediyor cümlesinde. Topluluk adı görünmüyor arkadaşlar dursun. Ziya Osman Sabah şiirlerinde aile sevgisini ön planda tutmuştur cümlesinde aile topluluk adıdır. Bunu elemiş olduk. Belgrad Ormanı derken orman topluluk adıdır. Bunu elemiş olduk. Komisyon zaten söylemiştik bir önceki testte. Bunu da elemiş olduk. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yaptığımız münazarayı bizim grup kazandı cümlesinde ise grup topluluk adıdır. Bunu da elemiş olduk. B seçeneğine topluluk adı olmadığı için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Altı çizili tür adlarından hangisi türünün tamamını ya da bir bölümünü karşılayacak biçimde kullanılmamıştır? Gül, rengine bağlı olarak farklı şeyleri ifade eder cümlesinde hem tamamını hem de bir bölümünü kastedecek biçimde kullanılmış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Şiir sözcüklerin ruhunun en gizli yönlerinin açığa çıktığı bir türdür derken hem genel olarak kullanmış bütünü kastediyor hem de bir bölümünü kullanılmış bunu da eledik. Roman savaş yıllarına ışık tuttuğu için okuyucuların ilgisini çekmiştir ifadesinde ise bakın roman sözcüğü yazılan bir eser hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir yazarın yazmış olduğu bir eser hakkında bilgi verdiği için türün tamamını ya da bir bölümünü karşılamıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Rüya insanın yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını açığa çıkarır ifadesinde. Yine rüya genel olarak kullanılmış türün tamamını kastediyor. Bunu denemiş olduk. Kitap bin bir güzelliği ve düşünceyi insanın gözlerinin önüne serer ifadesinde ise yine kitap genel olarak kullanılmış. O yüzden arkadaşlar biz E seçeneğinde elemiş oluruz. Üçüncü soru.
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi isim olarak kullanılmamıştır? Hikaye kitabı derken bakın belirtisiz isim tamlaması var. Bu da isim, bu da isim görevindedir. Dil kurumu yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Hatta Türk Dil Kurumu dersek zincirleme isim tamlaması olur arkadaşlar. Dolayısıyla kurum sözcüğü de burada isim görevindedir. Takımın sevinci dediğimde ise bakın belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla takım sözcüğü isimdir. Sevinç isim. Nasıl sevinç? Ortak sevinç. İsmi belirtmiş. İsme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük birden çok durum eki almış bir isimdir. Bakalım vatanına derken buraya ben senin vatanına diyebilirim. Tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. Arkadaşlar senin vatanın dersen buradaki ın eki nedir? İyelik ekidir. A'da yönelme ya da yaklaşma hal ekidir. Bakın bir tane hal eki almış. Burada birden çok demişti. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Biz yine diğer seçeneklere de bakalım. İkinci sözcük dizelerde karşıt anlamlısı kullanılmış bir isimdir demiş. Bakalım dost isim. Dost düşman demiş. Bu da isim. Arkadaşlar bunlar zıt anlamlıdır. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Üçüncü sözcük iyilik ekinden sonra belirtme eki almış bir isimdir. Bakalım tarihini derken senin tarihini desem arkadaşlar yine tamlayan düşmüş belirtili isim tamlaması var. Şuradaki in iyelik ekidir. Buradaki i de belirtme hal eki görevinde kullanılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü sözcük uzaklaşma durum eki almış bir isimdir diyor. Uzaklaşma durum eki nedir arkadaşlar? Den, dan ekidir. Bakalım saltanattan dediğimizde saltanat isimdir. Tan nedir buradaki? Bu da ayrılma ya da uzaklaşma hal ekidir. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da demiş olduk. Beşinci sözcük çoğul ekinden sonra yaklaşma eki almış bir isimdir diyor. Yaklaşma ekimiz EA'ydı hatırlayın arkadaşlar. Konu anlatımında bahsetmiştik. PDF'lerde var bu. Zalimleri ifadesinde larler nedir? Bu çokluk ekidir arkadaşlar ya da çoğul ekidir. Buradaki E nedir? E de yönelme hal eki olarak kullanılmıştır. Bu da doğrudur. E seçeneğinde demiş olduk. Zaten doğru cevabımız da neydi arkadaşlar? A seçeneği olacaktı. Beşinci soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi hal eki almamıştır? Bakalım. Romanında derken D nedir arkadaşlar? Bu bulunma hal ekidir. Semtlerinde derken yine D bulunma hal ekidir. İstanbul'a derken A yaklaşma ya da yönelme hal eki olarak kullanılmıştır. Sıradan kelimesine baktığımızda ise yer isim, nasıl yer, sıradan yer niteleme sıfatıdır. Bir kere arkadaşlar bu sözcük isim değildir. Aynı zamanda sıradan kelimesine bakacak olursak bakın sıra isim, kökü sıra oturulacak yer anlamına geliyor. Sıradan dediğimizde ise anlamın değiştiğini görüyoruz. Yani isimden isim yapım ekidir. Anlam olarak basit, adi anlamına gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla da bu sözcükte kullanılan dendan iki artık hal eki değil, yapım eki görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine gözünden kelimesine baktığımızda ise D nedir burada? Bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde cık cık ekini alan sözcük ötekilerinden farklı türde kullanılmıştır? Kitapçık türünü derken arkadaşlar bakın ne türü? Kitapçık türü. Burada kitapçık sözcüğü isim görevindedir. Küçücük bir hata derken hata isim nasıl hata? Küçücük hata. Cık cık ekini almış fakat bu nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Azıcık para derken yine para isim. Nasıl para? Azıcık para ismi belirtmiş. Niteleme sıfatıdır. Cık ekini almış. Yıllar önce bir edebiyat dergisinde kısacık bir yazı çıkmıştı ifadesinde ise yazı isim, nasıl yazı, kısacık yazı ekimizi almış. Niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Ufacık bir çocuğun yaptıklarını ağzı açık bir şekilde izliyordu cümlesinde ise yine çocuk isim, nasıl çocuk, ufacık çocuk
cık ikimizi almış, ismi belirtiyor. İsme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Dolayısıyla bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bize farklı türde kullanılanı sorduğu için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Kitapçık sözcüğü burada isim göreviyle kullanılmıştır. Yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma durum eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Yıllar önce babasını bir kazada, annesini ise hastalıktan kaybetti ifadesinde hastalıktan sözcüğündeki dan eki buraya ne anlamı katıyor arkadaşlar? Neden ya da sebep anlamı katmıştır. Dün akşamki toplantıya katılım az olduğundan toplantı verimsiz geçti. Neden verimsiz geçmiş? Katılım az olduğu için. Bakın dandan eki yine burada neden anlamı katmıştır. Sanatçı eserlerine eleştirmenlerin ilgisiz olduğundan bahsediyordu. Arkadaşlar buradaki dandan eki cümleye neden anlamı katmamış, bir durum ya da bir olgu anlamı katmıştır. Faulkner'in Ses ve Öfke romanını anlayamadığından yarıda bırakmıştı ifadesinde ise yine dandan eki cümleye neden anlamı katmıştır. Sevincinden havaya zıplamaya başlayan çocuk herkesin dikkatini çekti ifadesinde ise dandan eki yine buraya neden anlamı vermiştir. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Burada durum, olgu anlamı kattığı için. Sekizinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük bulunma eki almış isimdir. Bakın ismi ne derken D nedir arkadaşlar? Bulunma hal ekidir. Doğrudur. Bunu elemiş olduk. İkinci sözcük yalın durumda bir isimdir demiş. Bakalım sıradan bir görev dediğimizde görev isim nasıl görev? Sıradan bir görev niteleme sıfatıdır. Arkadaşlar isim değil niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Üçüncü sözcük belirtme eki almış isimdir diyor. Bakın görevi dediğinde şuradaki i nedir arkadaşlar? Belirtme hal ekidir. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü sözcük ayrılma eki almış isimdir. Bakın methetmek fiildir. Fakat makmek isim fiil ekini aldığı için sözcük arkadaşlar artık isim görevinde kullanılır. Dolayısıyla buradaki den de ayrılma hal ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Beşinci sözcük yaklaşma eki almış bir isimdir diyor. Özet kelimesinde ise e nedir arkadaşlar? Yaklaşma hal ekidir. Bu da doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Dokuzuncu soru. Dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem iyilik hem de durum eki almamıştır diyor arkadaşlar. Bakın kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek ifadesinde şuraya ben bizim kolumuzdan dersem umuz iyilik ekidir. Dan da ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da ifadesinde onun kubbesi dersem buradaki i iyilik ekidir. D de bulunma hal ekidir. Dolayısıyla böyle bir kullanım vardır. Bunu da elemiş olduk. Bir ürperiş getirir senin sinirlerine ifadesinde ise senin sinirlerin iyelik ekidir. E nedir arkadaşlar burada? Yaklaşmaya da yönelme hal ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini ifadesinde ise kadın heykeli buradaki i iyelik ekidir. Şuradaki i de arkadaşlar belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden ifadesinde ise bakın derin kelimenin köküdür. Den de nedir arkadaşlar? Ayrılma hal ekidir. Burada dikkat edecek olursanız iyilik eki yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede aşağıdaki ad durum eklerinden hangisi kullanılmıştır? Beni tanıyanlar öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler cümlesinde arkadaşlar hangi durum eki var? Bakın dikkat edecek olursanız olmadığını dediğinde arkadaşlar şuradaki ı nedir? Buradaki ı belirtme hal ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar isimler testinin son sorusuna geliyoruz. 3. testin son sorusu 11. soru. Yukarıdaki cümlede geçen numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri ad görevli değildir? Bakalım.
Bu benim ana dilim bir denizdir ifadesinde deniz isim, dilim nedir arkadaşlar? Burada yine isim görevinde kullanılmıştır. Derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, sınırsız gücü ve güzellikleriyle ifadesinde de göz isimdir. Güzellikleriyle sözcüğü isim görevindedir. Dibinde gün görmemiş inciler yatar, üstünde binbir rengin çalkantısı var ifadesinde ise bakın renk isim, nasıl renk, binbir renk niteleme sıfatıdır arkadaşlar. 5 numaralı sözcük ad görevli değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.